Şimdi evde kalan böyle kadife parçalar vardı. Bunları ben evden toparlayıp getirdim. Tamam. Sevdiğiniz eski bir bluz olur, ne bileyim daha önce giydiğiniz pırasalı bir şey olur. Takmak. Yok şey yapamadım. Ay, o kadar yakıştı ki bak. Gerçekten mi? Evet. Birden böyle. Aynen film tamam, karakteri hadi, gibi peki, oldu. Çok peki, güzel dursun, oldu. Tamam, tamam hadi dursun. Şimdi ne gerekiyor? Şöyle Gizem kaç paraya aldı bunları bilmiyorum ama pahalı olmayan plastik evet. taçlarımız var. Tamam. Tel olanları da var bunun. Evet. Şimdi pencere kenarları için böyle bir şey satılıyor. Şaka. Nalburlarda pencere kenarı için satılan evet. bu yapışkanla bir tarafı çıkıyor. Süngerlerden alıyorsunuz ve başlıyorsunuz şöyle şu uçtan tutup. Bu yüksekliği vereceğiz. Evet o tombulluğu vermek için şöyle kaplıyorsunuz. Buraya kadar geldim. Buradan geri döndüm. Bak şimdi döndük sonra da. Çıkarayım mı üzerine? Şimdi sen böyle tutarsan, evet. yok çıkarma kalsın üstünde. Tamam. Böyle tutarsan, ben bunu buradan, bak yapışkanı var ya, şuradan yapıştırdım bunu buraya. Hı-hı. Şimdi bunu da buradan alayım. Yapışkanlı bantla yapıştırdınız. Şimdi bunu daha tombul isterseniz üstüne üstüne bir kat daha geçebilirsiniz. Yani tombul heyecanlı. Derken senin şu tombul evet tombullardan da var. Yanına yapabilirsiniz. Yan tarafına da yapıştırabilirsiniz. Evet. Bak. Evet. Çok kolay. Peki. Ay, 3 kuruş güzel. Bunu yapmak. Altı böyle bakın. Evet. Pencere kenarına böyle. Koyduğumuz süngerler. Süngerlerden. İki kat çevirdik. Şimdi kadifelerim var böyle. Bu kadifeleri kestim. Evet. Şöyle koyacağım ve buradan itibaren kaplamaya başlayacağım. Bu biraz kalın mı olmuş? Azıcık keseyim. Biraz kalın olmuş bu. Tamam. Ya da o kısmı inceydi ondan. Ama yine de birazını alayım. Şimdi bunu buradan kestik. Yine silikon tabancasından bir imtihanımız var ikimizin. Peki, gel. Tamam hadi yapacağız. Şuradan başlayayım. Şimdi buradan... Ya bunu aslında evet şey. Böyle sıksan sen ben de yapıştırsam içine mesela. Mi, içine mi sürüyorum evet, şöyle? Evet içine sürelim. Gibi. Evet bence. Evet. Şimdi evde ne kadar incik boncuk süs varsa çıkarın, onları hanımlar, da toparlayıp çıkarın. Getirdim. Aynen çok iyi etmişsin. Evet. Son derece basit bir silikon tabancasına ihtiyacınız var. Ha, ille de silikon tabancası olmak zorunda mı? Elinizle dikebilirsiniz de. Hadi yapıştırıcıyla da herhangi bir yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Hı-hı. Şöyle aldım. Hı-hı. Buradan devam edelim. Tabii şöyle bir şey itiraf ediyorum. Biz burada zaman olarak kısa sürede bunu yaptığımız için tabii. evde yaptığınızda çok biraz daha özenecekler düzgün tabii. oluyor. Daha düzgün bir şekil ortaya olsun, çıkıyor. Biz de burada 15 dakikada taç yapımını gösteriyoruz artık. Şöyle döndüre döndüre getirdim. Döndüre, döndüre. Bu içinin kötü olduğuna bakmayın çünkü onu şey yapacağız sonra. Üstüne bir kat geçireceğiz. Üstüne bir kat daha içini temizleyeceğiz. Biraz da şu kısmını sıkarsan bir taneciğim. Hemen. Evet. O kısmını da şöyle geldim, döndürdüm. Şimdi diğer kısmını biraz gerdirerek. İçine sürüyoruz değil mi? Ne dersin? Şuradan aldım. Dur bakayım. Hazır mısın? Hazırım. Peki. Hazırım geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Bunu da böyle aldım. Şimdi tabii bu tacı böyle yapma kısmı değil de süsleme kısmı çok keyifli. O da keyifli. Çok güzel değil mi? Ama evet. bu altyapıyı oluşturduktan sonra üstüne istediğini koyabilirsin. Evet. Ne kadar güzel yakıştı sana da bak. Ay, harika ay gerçekten. Oldu. Harika. Şimdi aldım. Tamam. Buradan da yapıştırarak, döndürerek devam ediyorum. Ellerin yanmasın. Aslında şöyle yapsaydın daha kolay olacaktı belki. Bir toplu iğneyle. Tutturalım, tutturalım. İçten de şöyle şöyle. Evet. Şöyle biraz çevirirsen daha rahat yapacağım herhalde. Toplu iğnelerle tutturarak daha başarılı bir şekilde. Tamam. Bu silikon tabanca gerçekten şey, imtihan bir şey. Gerçekten. Değil mi? Kadifenin üzerine hemen tuttu. Tabii. Evet, hemen tuttu. Şimdi buradan devam ediyorum toplu iğnelerle. Sonra iyice silikonları. Elde sıkı sıkı dikmek de çok iyi fikir. Evet, elde sıkı sıkı dikerseniz çok daha iyi bir netice, daha muntazam olur. Daha aynen. iyi bir netice alabilirsiniz. Şöyle de aldım. Şuradan da tutturayım. Şimdi bir tane de oraya şurası istiyor. Şurasına takalım. Şimdi şu ucunun fazlalığını kesiyorum. Buralar böyle kalmayacak, toparlayacağım. Tabii. Merak etmeyin.
Şimdi şunu aldım. Şöyle toparladım buradan. Bir şey yapacağım içine. Hı-hı. Şunu açmak mümkün olursa. Tabii. Hemen. Şöyle şu ucunu da şuradan kesiyorum. Evet. Ve iç kısmını böyle bir şeyle kaplayabilirsiniz. Ha, bakın. Evet. Şöyle. Dikiş yerlerini kapatmak evet, için. Evet. Eline iğneler batmasın. Dur, iğneler batmasın. Var ya. O zaman şunu şurasını olduğu gibi silikonu süreyim. Evet. Bir hemen tanecim yapıştıralım. Hemen istersen. Yapıştıralım. Hı. Böylece iç kısmındaki o kumaşın şeyini, kötü görüntüsünü buradan böyle yapıştırarak gidiyorum. Elimi de alırsam içinden. Yok. Şöyle. Yapışmayan yerlerini tekrar yapıştırırız. Evet. Evet. Yani bu fikir olsun diye. Şöyle oldu. Bu ucunu da temizleyeyim hemen. Biraz kısa kesmişim herhalde. Tamam, şurada. İçini de kapladık. Evet, içini. Çok yapıştıramadık ama biraz daha yapıştırsak şöyle herhalde. Biraz daha kesin. Evet. Çabuk da donuyor ya Meltem abla. Evet, çabuk donuyor. Parça 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 gitmek lazım bundan. Döndüre döndüre gitmek lazım. Şimdi bu burada kururken, evet, şu kısmını şöyle göstereyim, silikonlarını görmeyin. İç kısmı kururken bunu nelerle süsleyebilirsiniz? Heh. Bak. Şuradan başlayıp şöyle döndürerek. Ay. Böyle bir şey yapabiliriz. Heh, böyle bir şey yapabilirsiniz. Bak istersen biraz yapılmış taçlardan yola çıkarak hareket edelim. Tamam. Bak şimdi şuna. Bak. Saçının ortasından sallanacak bir şey. Ay. Şu iç kısımları kuruduktan sonra. Çok bunu güzel yapabilirsiniz. Çok ya da şurada da düz bir tane var. Mesela şu düzlere gidersek. Ya da mesela bunun şu kısmına böyle bir şey takabilirsiniz. Evet. Değil mi? O da harika. O da güzel oldu. Şu düzlerin de üzerine mesela. Şu o düzlerin de üzerine. Ay. Bu taşları yapıştırabilirsiniz. İşte bak bunlar da çok güzel. Ben böyle çok seviyorum. Birbirinden renkli. Ben birazcık dün akşam da karıştırdım. Hani biz bunu çok ucuza mal ettik. Çok ekonomik oldu diyoruz ama evet, bayağı yapılmışları fiyatlı satılıyor. Tabii evet. Aynen öyle. Şimdi bak şu. Her türlüsü var. Bu fermuar. Evet. Bozuk bir fermuardan yapmıştım çiçek ben bunu. Çiçek haline getirdin onu. Evet, çiçek haline getirdim. Ay çok güzel. Şimdi şunu yakından incelemek isterseniz 3 boyutlu. Yani iç tarafına, tepe kısmına ve diğer kısmına. Yani taktığında saçına bayağı her tarafına, her yerinden 3 boyutlu gözüküyor. Şöyle. Mesele burada. Bu tabii şimdi ben kafamdakine takıldım. Bugün ay bundayım. O çok güzel ama. Bugün kafandaki. Bundayım ben. Çok sevdim. Bir bak anda mesela böyle bir şey de yapabilirsiniz. Ay ne kadar güzel oldu. Şu. Evet. Bu da böyle aynen bir şey. Yani bunu hazırladıktan sonra bu yapmış olduğumuzu biraz daha silikona ihtiyaç var. İkimiz de silikondan korkuyoruz. Evet çok güzel oldu. Tabii bu arada ben senin diğer kumaş parçalarını göstermek istiyorum. Mesela böyle bir şey getirmiş Meltem abla. Mesela bu da güzel. Bakın. Ben şöyle size hızlıca. Meltem abla kumaşın kendisini çevirince de bir yükseklik oluyor, elde ediliyor ya. Aslında o da çok o da iyi güzel fikir. O da şöyle bir şey aslında. Bak burada elimdekinden hemen göstereyim istersen. Bakın. Şuradan bir düğüm atılarak. Böyle bu şekilde üstüne istediğiniz şekilde taç takın. Taş takın. Bütün her yeri taşlarla süsleyebilirsiniz. Evet, aynen. Ay çok güzel oldu. Evet Meltem ablacığım. Şu, dur şunu şuradan aynen taktım. İşte evet, bak ben mesela sararak böyle çılgın şeyleri seviyorum ben. Bak sardık. Şöyle sararak ikinci bir. Şöyle. Yükseldi. Evet, iyice istediğimiz gibi yükseldi aslında. Şuradan da tutturayım. Çok güzel. Ay süremizin sonuna geldik. Taç ay gerçekten mi? Elinize alamıyoruz. Dur süslemekten şurasına da bir iğne dur takayım. Ben seni bırakayım. İpek kuşçu var. Harika. Senin İpek Hanım'la mutfağa gireceğim. Şimdi sen burada taçlarla artık bugün tamam, ay ne harika oynarsın ne oynarsın. İşte bak böyle. Evet. Ay aşkım eline sağlık ya. Bunun üstünü şimdi taşlarla süsleyeceğim. Ay süsle. Hiç de bana yakışmaz ama takıverdim vallahi. Ay çok güzel o. Baksana prensesli ya. Çok güzelsin. Canım benim, harika. Canım benim.